Saat 17.29 ve resmen hava karardı. Dostlar selamlar. Bugün 5 Şubat 2020 ve çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir videonun kayıt tuşuna bastım sonunda. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyorum. Oradan Katar'a gideceğim, Doha'ya. Doha'dan aktarma yapacağım ve çok güzel bir yolculuğa çıkacağım. Çok güzel bir yere gideceğim. Efsanevi müzik grubu The Beatles'ın üyelerinden John Lennon'un çok sevdiğim, çok da güzel ve defalarca yaşayarak idrak ettiğim bir aforizması var. Hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Sevgili dostlar, bugün 7 Şubat 2020 sabah saatleri. Yola çıkacağım, hazırlanacağım. Bu videoyu çekmeden çıkmak istemedim. Sanırım bu kanalın tarihindeki en plansız videolardan birisi ama videonun doğası gereği böyle olması gerekiyordu. Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bir yerden başlamam lazım. Çok özel bir uçuşa katılmak için 5 Şubat 2020 günü, ki bu tarihin ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz, yola çıktım. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binecektim. Doha aktarmalı Paris'e gidecektim. Airbus A380 ile. Çok güzel bir yolculuk olacaktı. Yine olacak. Yine bütün deneyimimi aktaracağım. Ama ertelendi. Ertelenen daha farklı şeyler oldu. Planlar bozuldu. Şöyle toparlayayım. Aklınıza gelebilecek her türlü detayı hesaplamıştım kendimce. Karşıma çıkabilecek her türlü aksiliğe karşı önlem aldım. İşte hafıza kartım bozulursa diye yedek hafıza kartı aldım. İşte pillerim biterse diye gittim, en iyisinden bir tane powerbank aldım. Daha iyi çekim yapabilmek için, daha işimi pratikleştirebilmek için gittim, şu setup'ı kurdum, hemen göstereceğim. Yani şu görmüş olduğunuz GoPro setup'ı, ki bu bir GoPro'dan ibaret değil. İşte bir sürü ekstra aparat, mikrofon, bir şeyler aldım, bunu kurdum. Yani bu işi gerçekten çok ciddiye aldım çünkü bu benim 4 senedir beklediğim yolculuktu. Bu kanala içerik ürettiğim günden beri bu tarz bir yolculuk yapmak, bu tarz bir deneyim yaşamak ve bunu size aktarmak istiyordum. 6 tane video planladım. İlk videoda, yani aslında o gün Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru giderken çekmeye başladığım videoda bir sürpriz videosu olacaktı. Neyle gidiyorum, nereye gidiyorum sorusunu soracaktım size ve bunun cevabını isteyecektim. Videonun girişini yapabildim sadece. Daha sonra yoldayken Ataşehir taraflarına geldiğimde Sabiha Gökçen'deki kazayı öğrendim. İşte orada Brandium AVM var. Hiç unutmayacağım, o alışveriş merkezinde. Oraya girdim, dedim hani burada bekleyeyim, gelişmeleri buradan takip edeyim, ne olacak ne bitecek, ona göre hani tekrar Sabiha Gökçen'e kadar gidip işte Beylikdüzü'ne dönmeyeyim diye Brandium AVM'de bekledim. Evet, öyle keyifli keyifli yolculuk yaparken yaklaşık yarım saat önce çok kötü bir haber aldık. Pegasus uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı bugün 5 Şubat 2020. Biraz önce kazanın fotoğraflarına baktım. Çok kötü, uçak üçe bölünmüş. Yani manzara şu an, yani bildiğim hiçbir şey yok. Ölü, yaralı sayısı hakkında ya da diğer detaylar hakkında ama gördüğüm kadarıyla manzara gerçekten çok kötü. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapandı. Ne kadar uzun süre kapalı kalacak şu anda bilinmiyor, belli değil. Bütün uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. Tabii böyle bir durumda, yani bilmiyorum, söylenecek çok az şey var gerçekten. O sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'nın o gece uçuşlara kapatıldığını öğrendim. Benim uçuşum da geceydi. Gece 12'deydi. Haliyle benim uçağım da kalkamadı. Ertelendi ayın 7'sine kadar. Bugün gideceğim. Bugün yola çıkacağım. Ofisteyim şu anda. Birazdan toparlanacağım. Ve pazar günü, yani siz bu videoyu izlerken aslında ben Paris'te olacağım. Le Bourget Havacılık ve Uzay Müzesi'ni geziyor olacağım. İki önceki video, Concorde videosu, o da aslında biraz göndermeydi. İşte eski dostum, seni çok özledim, artık görüşelim. Evet, Concorde'u göreceğim tekrar. Airbus A380'i göreceğim, müzedeki A380'i göreceğim, 747'yi göreceğim. 8 sene sonra tekrar Paris'te Le Bourget'u gezeceğim. Paris'teki dostlarım, eğer bu videoyu izliyorsanız, sabah saatlerinde izliyorsanız, ben bugün, yani bu videoyu izlediğiniz pazar günü, ayın 9'u oluyor, 9 Şubat pazar günü, Le Bourget'u olacağım. Paris'teki Havacılık Müzesi'nde olacağım öğleden sonra. Gelirseniz müzede görüşürüz.
Yani konu bundan ibaret sevgili dostlarım. Aslında bugün çok daha farklı video izleyecektiniz. Çok daha farklı bir video planlamıştım. İşte İstanbul Doha ayağını çekecektim ve olayı sizin için daha sürprizli bir hale getirecektim. Hani hangi uçakla uçacağım, nereye gidiyorum, ne bu uçak. Gerçi tahmin etmeniz de çok çok zor olmayacaktır. Hani tutup da işte Airbus A320 ile ya da Boeing 737 ile uçacağım diye bu kadar mevzu yapıyor olamam. Hani özel bir uçakla uçacaksam uçabileceğim uçaklar bellidir. Ya 747'dir, ya Airbus A380'dir, ya da işte yeni kompozitlerden bir tanesidir ki o uçakları çok sevmediğimi de bilenler bilir. O yüzden işte A380, 747 gibi çok az seçenek kalıyordu. Yani tahmin ederdiniz, çok aşırı zor bir şey değil. Artık tahmin etmenize gerek kalmadı. Evet, önümüzdeki günlerde Airbus A380'le bir yolculuk deneyimi ve işte Le Bourget Havacılık Müzesi'nde çok güzel bir video paylaşacağım sizinle. Aslında Amsterdam'da da videolar planlamıştım. Fakat gelin görün ki uçağın 2 gün ertelenmesi, hem işte Paris-Amsterdam arasındaki ulaşımım, işte otobüs biletlerim, tren biletlerim, bunlar yandı. Otel rezervasyonları yandı. Birçok şey aslında birbirine girdi. Fakat bu kaza, yapacak bir şey yok. Yani adı üstünde kaza işte. Yapacak hiçbir şey yok. Bitirmeden önce yeni First Class üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Bu üyelik sistemi çok önemli. Üyelik sistemi sayesinde gördüğünüz gibi daha güzel işler yapıyorum ve daha da güzel işler yapacağım. Yani üyelik sistemi bu yüzden önemli. Yeni First Class üyelerim sevgili Yasin Taşçı'ya, sevgili Kemal Karataş'a, sevgili Alper'e, sevgili Ömer Karagöz'e, sevgili Türk 058'e ve sevgili Yasin Ay'a çok çok teşekkürler. Ayrıca sevgili Yasin Ünver ve sevgili İsmail Caner. Bu isimler de yeni private üyelerimdi. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Siz de hem bana destek olmak hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanmak için abone ol butonunun yanında yer alan katıl butonuna tıklayabilirsiniz ya da açıklama kısmına bir link koyacağım. O link üzerinden kanalıma üye olabilirsiniz. Yepyeni videolarda önümüzdeki birkaç video içinde Paris'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, güle güle dostlar.